GLC'lerimde kullanmış olduğum hafız alanları vardır. Bunlardan bir tanesi memory bit ya da diğer adıyla merker bit. Bunlar gerçek fiziksel çıkışlar değildir ama bu hafız alanlarını program içerisinde ben çeşitli işlerde kullanabilirim. Yani bir M00'ın fiziksel çıkışı yoktur. Sadece sanal bir hafız alanıdır. Ama program içerisinde benim kumandada yardımcı role dediğim role gibi bit olarak işlem yaparım ya da byte word, double word adres olarak içerisinde veri saklarım. Ona yönelik bir örnek çözelim, bir üretim bandım olsun. Retin bandımda benim 3 tane kapım olsun ve üretim bandım ancak bu kapılar kapalı olduğu zaman çalışabilsin. Burada birinci kapı S1, S2 anahtarlarıyla kontrol edilsin ve bunlar input 0.1 ve input 0.2'ye bağlı olsunlar. Diğer kapım S3, S4, input 0.3, input 0.4'e bağlı olan iki tane anahtarıyla kontrol edilsin ve üçüncü kapım da S5, S6, input 0.5, input 0.6 girişlerine bağlı olan anahtarlarıyla kontrol edilsin ve başlatmak için benim buradaki input 0.0 başlatma butonuma basmam gerekli olsun ve benim input 00 başlatma butonuna bastığımda eğer her 3 kapıda kapalıysa ki bunları ikişer tane sanatları ile kontrol ediyorum. Bant motoru yani Q00 çıkışına ait motor çalışabilsin. Şimdi buna ait bir örnek yapalım. En temel mantığımız da şu input 01 kapalıysa, input 02 kapalıysa input 03 kapalıysa input 04 kapalıysa, input 05 kapalıysa ve input 06 kapalıysa ben başlatma butonuna basayım ve motorum çalışsın olacak. Burada çok fazla tek kullanacağım için önce tek tablosuyla başlayalım. Başlatmak için ne kullanıyordum? Buton. Bu nereye aitti? Input 0.0'a. Sonra ne vardı? S1 vardı. Input 0.1'den başlıyordu. S6'ya kadar. Fazla. Şunu silelim. Bir de ne vardı? Bank Bant motor. Bu da neydi? Q0.0'dı. Şimdi tak tablosu üstünden döndük. Main OB1'de. İlk yapacağım işlem ne? Bir kere başlatma butonu mu olacak? Bu ne? Buton. Ondan sonra S1. Sır Kapalıysa. S2 sanahtarı kapalıysa S3 sanahtarım kapalıysa bu şekilde sırayla tüm sanahtarlarını diziyorum. Tüm bu sanahtarlarım eğer kapalıysa ve başlat butonuna bastıysam çıkışımı çalıştırsın. Çıkışım da neydi? Bant motordu. Tüm bu sanatlarlarım kapalıysa başlat butonuna bastıysam bant motorum çalışsın. Buradaki en temel kurabileceğim mantık bu. Yalnız input 0.0 ile input 0.5'i siliyorum. Yani son kapıyı siliyorum. Silme de şu anda kullandığım CPU 1211. 1211 6 giriş 4 çıkışlı. Ve eğer ben 3 kapıyı kullanırsam zaten 6 giriş onlara atamam lazım. Butonu koyacak bir input'um yok. O nedenle son kapıyı iptal ettim. Yani kapı 1 kapalıysa, kapı 2 kapalıysa buradaki bant motoru çalışsın şeklinde. girişleri de sadece buton olarak input 00'a ve S2 senartan input 02'ye bağladım. Geri kalan hepsi üzerinden köprüleme. Yani şu anda input 01, 03, 04'e ben şu anda köprü üzerinden enerji veriyorum. Yani o butonlar kapalıymış gibi düşünebiliriz. Bunu gönderelim. online'a alalım. Run yaptık piyasimize. Bakın, bunları köprülediğim girişlerde input 0.4 kapalı, input 0.3 kapalı, input 01 kapalı gözüküyor. Eğer input 0.2 yani şu butonum kapanmamışsa, kapı açıksa ben giriş versem dahi bank motorum çalışmayacak. Eğer tüm kapılarım kapalıysa, yani tüm kontaklar kapalıysa burada bant motorunu ancak girişteki input 00 butonuma bastığımda ne yapabileyim? Çalıştırabileyim. Bakın bu sadece iki kapı olduğunu düşündüğümüzdeki devre. Ve devreyi eğer kapı sayımı artarsa böyle tren gibi uzatmam lazım. Buna gerek yok. Bunun yerine memory bitleri, merker bitleri kullanacağım. Ne demek istiyorum memory bitleri, merker bitleri kullanmak? Şimdi input 01, input 02'yi aşağıya aldım. Input 03, Input 04'ü de aşağı network'e aldım. Şimdi kullanmadığım kapılar vardı. Onların da olduğunu düşünelim. Yani input kullanmadıklarım vardı. Input 01, 02, 03, 04 bu neydi? S5 ve S6. Bu ara tek tablosu ile ilgili daha önce detaylı bilgi vermiştim. O kısmı hızlı geçtim. Şimdi benim burada çıkışlarda Merker kullanacağım. Yine tek tablosuna geleyim bu sefer. Oradan başladık madem. Kapı 1'e ait bir yardımcı role kullanayım. Memory bit kullanayım. Ne olacak? M hafıza M bit olacak. Adres 0'a 0 olsun. Ve bu da aşağı doğru şu altayım 2 tane daha. Kapı 2, kapı 3 olsun. Marker 0001 ve 02 kullanmış olayım. Buraya geleyim. Eğer input 0.1, input 0.2 kapalıysa kapı 1'e ait yardımcı rölem çalışsın. Hangisiydi bu? Merkel 0.0 eğer kapı 2'deki switch'lerim S3 S4 kapalıysa buradaki kapı 2'ye ait yardımcı elemanım çalışsın. Eğer kapı 3 kapalıysa da buradaki yardımcı elemanım kapı 3'e ait yardımcı elemanım çalışsın. Şu. Peki bunları ben nerede değerlendireceğim? M00'ında, M01'inde, M02'nin de fiziksel bir çıkışları yok. Bunu program içerisinde kullanacağım ve tamamen Burada olacak bitecek. Program içerisinde çalışacak bunlar. Şuraya bir normalde açık kontak koyalım. Bu normalde açık kontak kapı 1 M0.0'a ait bir kontak olsun. Bir açık kontak daha kullanayım. Bu da kapı 2'ye ait yardımcı relenin normalde açık kontağı olsun. Bu da kapı 3'e ait yardımcı relenin kontağı olsun. Şimdi ne yaptım? Kapı 1'i bir yardımcı röleye kapalıp olmadığını kontrol ettirdim. Kapı 2'yi bir yardımcı röleye kapalı olup olmadığını kontrol ettirdim. Ve kapı uçu bir yardımcı röleye kapalı olup olmadığını kontrol ettirdim. Eğer bu kapıların hepsi de kapalıysa yani M00 kapanacak, M01 kapanacak, M02 kapanacak. Şimdi benim neydi? Giriş sayım düşüktü. Resimle aynı olsun diye bunu ekledim ama resmi 214 DC DC'de çalıştığımız bir resim. Ve şu anda ben 211 DC DC'de çalıştığım için o kapıyı iptal ettim. Şimdi kapı 1 kapalıysa da kapı 2 kapalıysa da ne yapsın? Buradaki kontaklar kapandı. Kapı 1'in kapalı olduğundan eminim. Buradaki kontağını kapadı. Buradaki kontak kapandı. Kapı 2'nin kapalı olduğundan eminim. Ve kapı ikide kapadı. Bu durumda ben başlat butonuna bastığımda bant motorum çalışsın. Şimdi resme bir daha bakacak olursak memory bitlerin bana ekstradan avantajı ne olacak? Eğer sistemimde benim bir operatör panelim varsa ya da bir SCADA sistemim varsa ve buradaki M01 yani şu iki kontak üzerinden geçen M01, buradaki M02 bu iki kontak üzerinden geçen yardımcı elemanım ve buradaki M03 yani S5, S6, input 05, 06 üzerinden geçen M03 elemanım aslında benim kapıları kontrol etmeme de yaradı. Ve eğer sistemini benim SCADA'm varsa ya da bir operatörün panelim varsa operatör panelde buradaki hafıza alanlarına bakarak kapıların hepsinin kapalı olduğunu ne yapabilirim? Görebilirim. Eğer kapılardan bir tanesinin sensörü ya da sınavları kapanmadıysa ki burada S2'nin kapanmadığını düşünelim. Kapanmadığında M01 çıkış vermeyecek. M01 çıkış vermediği için aslında bant motorunu ben çalıştıramayacağım. Bant motorunu çalıştıramamamla birlikte neden çalıştıramadığımı da operatör panelden ya da SCADA sisteminden göreceğim. Bu aynı zamanda bana buradaki arıza bulmam konusunda da yardımcı olacak. Yani buradaki M bitler, memory bitler, merker bitler Yardımcı rolü olarak kullandım ama hafız alanlarını ben her ne kadar fiziksel çıkış vermese de fiziksel çıkışı verdirmek amacıyla ya da sistem hakkında operatör panele bilgi aktarmak amacıyla kullanabildim. Şimdi piyasimize bunu gönderelim. Piyasimize bunu gönderdik. S3, S4, input 03, 04'ü kabloyla köprülemiştim. O nedenle bunların ikisi kapalı ve M01 bana diyor ki kapı 2 tamam kapalı. Ama burada dikkat edecek olursanız S2 sensörü ya da anahtarın yani input 02'ye bağlı olan giriş kapanmamış. Bunun anlamı şu. Kapı 1'de bir sıkıntı var ve kapı 1 kapanmamış. Ben bu durumda istediğim kadar input 01'e yukarıdakine basayım. Bant motorumu çalıştıramam. Eğer benim input 02 de yani birinci kapının ikinci sensörde oturmuş olursa yerine kapandığını görürsem yukarıdaki M01 kapadı, yukarıdaki M00 kapadı, M01 kapadı. İşte bu durumda ben artık input 00 ile bank motorumu harekete geçirebilirim. Özetleyecek olursak PLC'nin içerisinde L, D, M gibi hafıza alanları vardır. M hafıza alanlarını daha çok ben yardımcı eleman olarak kullanırım. Gerçek bir çıkış olarak değildir. Sadece program içerisinde bir hafıza alanıdır, yardımcı elemandır. Ve diğer program içerisindeki sistem parçalarının ya da çıkışların çalışması için kullanırım. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada kullanmış olduğum M bitler, memory bitler ya da Merker bitler PLC'nin sistem ya da clock memory bitleriyle çakışmaması lazım. Yine buradaki kullanmış olduğum M alanları byte, word ya da double word olarak başka bir program içerisinde yerde kullanmamış olmam lazım. Eğer bunlar sistem ya da clock memory'de kullanılmazsa ya da hafıza alan olarak bir yerde kullanılmışsa veriler çakışacağı için istediğim çalışma şartını sağlayamam. Bu da unutulmaması gereken bir nokta.